82 Anayasası değişiklikleriyle birlikte, yani metamorfoz diyorum ben, metamorfoza uğramış şekliyle halen yürürlükte. Ancak 16 Nisan'dan sonra ve Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasıyla birlikte 6771 sayılı kanun esasen 3 Kasım 2019 seçimlerinden sonra yürürlüğe girecek olmakla birlikte bu yürürlüğüyle, yani Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesi anından itibaren 3 hükmü yürürlüğe girecek. Biri, belirttiğiniz gibi, Cumhurbaşkanı'nın partisine dönebilmesi, partili olabilmesi. İkincisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun lağvedilmesi. Üçüncüsü de Yüksek Askeri Yargı'nın lağvedilmesi. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman aslında bir tür 3 anayasa bir iç içe geçmiş bulunuyor. Birincisi yürürlükte olan 82 Anayasası. İkincisi mutasadver anayasa, yani yürürlüğe girmesi ertelenen 6771 sayılı kanunda değiştirilmiş biçimi. Üçüncüsü de bazı hükümleri yürürlüğe girmek üzere olan anayasal hükümler. Bu bakımdan bir bakıma bir anayasal kaos dönemi de denebilir. Esasen hukuken anayasal geçiş dönemi diyoruz buna. Nisan 2017'den Kasım 2019'a kadar olan dönem. Ancak tabii ki geçiş dönemi hükümleri yürürlüğe giriş farkı nedeniyle, özellikle Cumhurbaşkanı'nın partili olabilmesi, Cumhurbaşkanı'nın parti üyesi olmasına ve partinin başkanı olmasına olanak tanıyan hükümlere baktığımız zaman, tabii ki bunun yürürlükteki hükümlerle olan olası çatışmaları dikkate alındığı zaman, Cumhurbaşkanı'nın statüsü, yemini, şu anda 82 Anayasası'ndaki konumu haliyle önümüzdeki haftalarda birçok yeni durumu, birçok tartışmayı, hatta anayasa hükümler arasında yeni yorum gereklerini beraberinde getirecektir ki